Allah'a inna Allah ihtarani ve ihtareli ashaben. Bu da 7. hadis-i şerif. Birincisi gibi başladı ama biraz değişik devam edecek. İnna Allah ihtarani ve ihtareli ashaben. Fecaleli minhum vüzerae ve esharan ve ensaran. Femen sebbehum fe aleyhi lanetullahi vel melaketi ven nasi ecmain. La tukbelu minhu la yakbelu minhu yevmel kıyameti sarfan ve la adla. Bu da efendim yine İbnül Enbari'de efendim ve daha başka kaynaklarda Hakim-i Müstedrek'inde var. Muhtelif kaynaklardan gelen bir ikinci hadis. Nedir manası? İnna Allah ihtarani. Allahu Teala Hazretleri beni ihtiyar eyledi, seçti. En hayırlısını alıp ayırmaya ihtiyar etmek derler, seçmek, hayırlıyı seçmek demek. İhtareni, Allah beni en hayırlı olarak seçti. İnsanların en hayırlısı olarak beni tercih buyurdu, ihtiyar eyledi, seçti. Ve ihtareli ashaben. Benim etrafıma da benim için ashab seçti. Şu kulum sevgili peygamberim Muhammed Mustafa'nın ashabı olsun. Şu kulum da ashabı olsun. Şu kulum da ashabı olsun diye bana ashab da seçti. Nasip ettik. Takdir eyledi Allahu Teala Hazretleri. Fecaaleli minhum vüzera ve sahara ve ensara. Ve onlardan Allah bana yardımcılar, vezir, vizrü vebali, sorumluluğu yanında yüklenen dosta derler. Padişahın veziri ne demek? Yani hükümet işlerinden bir kısmını omuzuna yüklenmiş falanca insan demek. Bana onlardan vüzera seçti. Ne demek? Yani benim yapmak durumunda olduğum işlerin bir kısmını yüklenecek yardımcılar demek. Sonra esharen, efendim, damatlar, akrabalar, hısımlar demek. Sonra ensaren, yardımcılar. Demek ki Allah ashab olarak bir takım insanları seçmiş, onları Peygamber Efendimiz'e yükünü hafifletecek, hizmetini görecek, ona yardım edecek, hısım akraba olabilecek, etrafında toplanacak insanlar eylemiş. Tamam, tarihte öyle olduğunu biz de tarih aynasında gördük, öyle oldu. Sonra, hemen sebbehum, ha, bu Allah'ın benim etrafıma seçmiş ve yerleştirmiş olduğu bu mübarek insanlara kim söverse, sebbetmek, sövmek demek. Müslümana sövmek nedir? Efendim, çok kötü bir şeydir, günahtır. Fe aleyhi lanetullah. İşte o sövenlere Allah'ın laneti olsun. Peygamber Efendimiz diyor. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Sonra vel melaiketi ven nasi ecmain. Meleklerin de laneti, insanların da laneti onların üzerine olsun. Ha, o zaman Peygamber Efendimiz'in ashabına söz söylemeyiz. Neden? Laneti, Allah'ın laneti, meleklerin laneti, tüm insanların laneti sövenin üzerine olacak. Öyle şey olmaz. Zaten Müslümana şey yakışmaz. Efendim, dilini, ağzını bozmak yakışmaz zaten. Evet. Sonra ne zararı var başka? La yakbelu minhu. Yakbelu'nun faili yani Allah. Allah kabul etmez ondan. Kimden? Söven insandan. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Sarfan ve la adla. Sarfını, adlini Allah kabul etmez. Kıyamet gününde ondan. Kimden kabul etmez? Resulullah'ın ashabına, vüzerasına, efendim, esharına, hısımına, akrabasına sebbedenlerden Allah hiçbir şey kabul etmiyor. Sarfan ve la adlen. Yani bu ne demekmiş? Tabir bu. Ne demekmiş sarfan ve la adlen? Farzını, nafilesini kabul etmez. İbadetini kabul etmiyor Allah. Onun için boşuna kürek çekmiş olur insan. Bu edepsizliği yapmamalı, yapmaya kalkışmamalı, yoksa mahvolur. Yapacak yapacak ibadeti kabul olmayacak. Yapacak yapacak kabul olmayacak. Onun için böyle bir edepsizliğe en iyisi hiç girişmemek lazım. Böyle bir şeyi hiç yapmamak lazım geliyor.
Üçüncü hadis-i şerif, bugünkü üçüncü hadis-i şerif, sayfanın sekizinci hadis-i şerifi sonunda. اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَرَادَ اِمْدَاءَ اَمْرٍ نَزَعَ اُكُولَ الرِّجَالِ حَتَّى يُمْدِيَ اَمْرَهُ فَاِذَا اَمْدَاهُ رَدَّ اِلَيْهِمْ اُكُولَهُمْ وَوَقَعَتِ النَّدَامَةُ. Bu da konu değişti. Biz ne yapıyoruz burada? Her hafta hadisleri okuyoruz. Neye göre okuyoruz? Günlük haftanın içindeki olaylara göre tam fırsatı bulduk. Efendim, taşı geldiğine koyalım diye mi okuyoruz? Hayır. Sıradan hangi hadis varsa onu okuyoruz. Bu hafta biten yerden öteki hafta başlıyoruz. Hiç şey yapmıyoruz. Yani haftanın içinde Alevilerle, Sünnilerle ilgili bir olay oldu da biz bunları okuyor değiliz. Neden okuyoruz? Sırası öyle denk geldi. Nasıl denk geldi? Vallahi bilmem. Allah'ın işleri hikmetlidir. Allah-u Teala Hazretleri her işini hikmetli yapar. Nasihat ediyor Allah. Esat Coşan'ın ağzından İskender Paşa da Peygamber Efendimiz ümmetine nasihat ediyor. Yapmayın böyle şey diyor. Etmeyin diyor. Yani Alevilik, Sünnilik çekişmesi yapmayın diyor. Derdimiz çok. Ümmeti Muhammed'in derdi, sıkıntısı çok. Yapmasınlar diye Resulullah Efendimiz söylüyor. Nasıl söylüyor? Allah her şeyi takdir ediyor. İşte böyle beni kürsüye çıkarttırıyor. Sizi bilmem nerelerden buralara toplattırıyor. Efendim söylettiriyor. Ne yapması lazım Müslümanların? Hatalı işleri yapmaması lazım, bırakması lazım. Her sözü efendim kendisine söylenmiş gibi düşünmesi lazım. Efendim neymiş? Efendim büyük insanların meclisine gittiği zaman, dervişin, efendim şeyhinin meclisine gittiği zaman nasıl bir mantıkla dinlemesi lazımmış konuşmaları? Sırf bana söylüyor bunu. Bu benim bir kusuruma işaret. Sırf bana işareten bunu söylüyor gibi düşünmesi lazımmış. Herkes öyle düşünecek. Diyecek ki, efendim, bunu sırf bana söylüyor. Bak benim şu kusurum var da ondan şey yapıyor. İçimden şöyle geçiriyorum da bak doğru değilmiş demek ki diye. Öyle düşünmesi lazım Müslümanın. Tabii Türkiye'nin elhamdülillah ahalisi Müslüman. Türkiye'deki Müslüman ahali de böyle düşünecek. Edep bu yani. Burada biz geçen hafta işte 5. hadisi şerifi okuduk bitti. Bugün bu hafta 6, 7, 8. hadisi okuyoruz. Birkaç tane daha okursak okuyacağız. Ondan sonraki hafta da devam edecek. Tesadüfen böyle. Şimdi biz şey yaptık. Hocamız Cennet Mekan Mehmet Said Efendimiz Hazretlerinin vefatı seneyi devriyesinde ne zaman vefat etmişti? Efendim o zaman tuttuk onun seneyi devriyesinde bir sempozyum yaptık. Yani sempozyum ne demek? Aynı konu etrafında çeşitli konferanslar veren insanların efendim bir gün, iki gün böyle bir yerde toplanıp o konuyu iyice işlemelerine sempozyum deniliyor. Sempozyum yaptık. Niye? İşte dedik kuru bir anla olmasın da faydalı olsun dedik. İlim adamlarını, üniversite hocalarını topladık. Bir şey yaptık. Şimdi o da efendim bir başka işin seneyi devriyesine denk gelmiş. Türkiye'de kalktı şeyler bile, bir takım büyük siyasi partilerin liderleri bile bize suizanda bulundu. Bak dedi, öbür tarafın merasimine katılmamak için buna alternatif bunu getirmişler. Hayır öyle değil. Bizim her sene yaptığımız bu. Yani bizim şeyimiz değişmiyor. Gemi böyle suda giderken sular yara yara dümdüz gittiği gibi dalgaya göre böyle kıvrılmadığı gibi biz dümdüz gideriz. Ne gelirse ne yapalım. Yani yarar geçeriz. Dümdüz gideriz. Suizan ettiler. Haksız şeyler düşündüler. Halbuki öyle bir şeyimiz, kastımız yoktu. Burada da bir kastımız yok. Kastımız varsa gene iyi kastımız var. Kardeşlerimiz cennete gitsin, cehenneme girmesin. İbadetleri makbul olsun, ibadetleri reddolmasın. Resulullah'ın şefaatine ersinler, Resulullah'ın kalbini kırmasınlar. Allah'ın lanetine uğramasınlar. Gene iyilik. Yani netice itibariyle iyilik yapmak istiyoruz. Sonra bu hadisi şerifleri, bak bu kitabı yazan hocamız 1310-11 Hicri yılında vefat etmiş. Süleymaniye'nin önündeki kabristanda gömülü. Padişahlar zamanında yaşamış bir insan. O bu hadiseleri görmüyordu. O da kendisi yazmadı. O da alimlerden gelen rivayetleri yazdı buraya. Kasıt yok. Yani Resulullah'ın söylediklerini yazıyoruz.
O halde siz de Resulullah'ın ümmeti olarak söylediklerini dinleyeceksiniz. Onlar yazmış, ben söylüyorum, siz dinliyorsunuz. Hepimiz Resulullah'ın sözünü dinleyeceğiz. Hepimiz Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürüyeceğiz. Darılmaca, gücenmece, alınmaca yok. Neden? Resulullah söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rüyamıza girse, evladım senin şu 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 kusurların var, bir daha böyle yapma dese ne yaparsın? Ayağını öpersin Resulullah'ın, canım feda dersin. Ne emredersen öyle yaparım dersin. Öl de öleyim ya Resulallah dersin. Fidaki ebi ve ümmi ya Resulallah. Annem babam sana feda olsun. Şimdi birisi sordu bana, niye annem babam feda olsun diyor. İnsanın canını feda etmesi bir şey değil. İnsan canını çoluğu, çocuğu, anası babası için çok rahat feda eder. Şurada anası babası olsa, birisi bir şey söylese, önce kendisini öne atar, müdafaa eder. Annesine babasına kıyamaz, kendisine kıyar. Kendisini tehlikeye atar. Annem babam feda olsun ne demek yani? En kıymetli varım bu o. Çünkü insanın bir daha annesi babası yok. Bir daha annesi babası yok insanın. Yani işte kendisini dünyaya getirmiş. Bir anası var, bir anacığı var, bir babacığı var. Başka yok. Çarşıdan alınmaz, müzede bulunmaz, mümkün değil. Hiçbir yerden ne kadar uğraşsan, canım benim annem iyi kötü, ne yapalım? İyisi kötüsü, efendim böyle bir tane insanın annesi babası. E onu feda ediyor, yani yerine telafi edilmesi mümkün değil. Neyse ben bunu veririm de, hani ceketimi veririm, paltomu veririm, bir başkasını alırım. Zaten bu biraz eskimişti veya bir dar geliyordu veyahut rengini beğenmiyordum. Ha tabii. Sevmediğini ve kolayı verirsin. Sevdiğini ver bakalım. Sevmediğini herkes verir. Sevmediğini paranın bile cebinden çıkartıyor, en buruşunu veriyor adama. Neden? Buruşuk para olmasın. Güzür güzür para oldu mu harcamıyor. Adamın birisinin işçileri hep zengin oluyormuş bir fabrikada. Hepsi ev sahibi, bark sahibi, otomobil sahibi, işçi. Evli, barklı, otomobilli, çift anahtarlı. Ev anahtarı, araba anahtarı. Her şey var. Efendim, neden? Sormuşlar fabrikatöre, ya demişler, çok mu para veriyorsun? Çok mu para veriyorsun bunlara? Hepsi bunların ev bark sahibi olmuş, çift anahtar sahibi olmuş. Nasıl yaptın? Demiş ki, ben maaşları gıcır gıcır Merkez Bankası'ndan gelmiş yeni paralar olarak alırım, öyle dağıtırım işçilere. İşçiler de kıyamaz onu harcama. Ay gıcır gıcır para. Bunu harcamayayım. Hadi bunu almasam da olur filan diye. O zaman zengin oluyorlarmış. Ev var sahibi oluyorlarmış. Bozuk para oldu mu? Buruşuk para oldu mu böyle? Örselenmiş. Kimisi ağzına alıyor parayı. Gidiyorsun pazardan 2 kilo patates alıyorsun. Veriyorsun parayı. Adam ha parayı ağzına alıyor. Ceplerini karıştırıyor. Üstünü veriyor. Ondan sonra bunu hop buraya tıkıyor. Ne oldu bu para? Vicirgesi çıktı. Bağırsaklar olsaydı patlayacaktı ama yok işte. Böyle buruşuyor. Evet, şimdi ne buyuruyor bu son hadis-i şerifte? İza innallâhe izâ erâde imdâ'e emrin. Allah bir işin olmasını murat ettiği zaman, bir işin yapılmasını istiyor. Yürüyecek bu emir, bu ferman yerini bulacak yeryüzünde. E bazıları istemiyor bunu. Kimisi ister, kimisi istemez. Çömlekçi, ya Rabbi güneş çıksın da çömleğim kurusun der. Efendim değirmenci su ister, ekinci yağmur ister. Yani herkes bir şey ister. Allah bir işin yerine getirilmesini murad ettiği zaman neza ukuler ricali, akıllı insanların akıllarını başlarından alır. O işi engelleyecek, tedbir alacak öteki insanların akıllarını başlarından alır. Hatta yum diye emrahu, işini yürütünce, yapıncaya kadar. Feyza emdahu, işi tamamlayınca akıllarını tekrar onlara, akılları başlarına gelir adamların. Efendim, fevaka atin nedam edilir. Pişman olurlar. Aa ne olmuş ya, hay Allah şu işmiş. Neden? Olacaktı da ondan. Olmuş. E fark edemedik ya. Hay Allah, başka yere bakıyorduk, başka iş yapıyorduk da şöyle oldu. İşte öyle olur. Allah bir işi yapmak istediği zaman, efendim akılları baştan alır. Efendim, gözleri görmez eder, akılları çalışmaz eder, başka şeyle meşgul eder, işi yürütür. Tabi Allahu Teala Hazretleri bir şeye hükmetti mi, hiç kimse onun karşısında duramaz. Çatır çatır da yapar, aklı da olsa yapar. Yani karşısındaki adamların engelleyecek aklı olsa, topu tüfeği olsa bile çatır çatır ezer geçer yapar ama yani bazen de böyle yapar işte.
Hani bazen duyarsınız bir şey, hay Allah ya, hiç fark edemedik ya, gözümüzün önünde kaçmış bu iş, hay Allah. Yanımızdaki ev 40 bin liraya satılmış ya, bende 80 bin lira para vardı, tam da evi almak istiyordum. Allah sana nasip etmedi, ötekisine nasip etti. Senin tedbirini, feleğini şaşırttırır, aklını başından alır, başka şeyle meşgul eder, o fukaraya ötekisine nasip eder. Yani Allah'ın işleri bazen böyle olur. Nedir o zaman? Bunun sonucu, üzülme. Hak neylerse güzel eyler. Hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. İşin önünü sonunu seyredersin, bakarsın hikmetleri görürsün. Allah Allah, ben bunu pek beğenmiyordum ama fena da olmadı ya. Ay, elhamdülillah, iyi yaptı Allah-u Teala Hazretleri. Tabii iyi yapan. Sen Allah-u Teala Hazretlerine tam teslim olursan, ne güzel yapar her işi. Neylerse güzel eyler. Hala Hanımlar Derneği'ne ses gelmiyor diye bir yazı. Fesubhanallah. Evet. Kronometreye basmadık. Kaç dakika oldu? 40. Öbür sayfaya geçelim. 87. sayfanın birinci hadisine geçiyoruz. İnna Allahu Teala emeddeni yevme Bedrin ve Huneynin bi melaiketin ya'temmune hazihil immete. İnnel imamete hacizum beynel küfri vel iman. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten bir hadis-i şerif geldi. 87. sayfanın birinci hadisi şerifi olarak. Ne buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifinde? Allahu Teala Hazretleri Bedir Harbi'nde, Hüneyn Harbi'nde beni efendim şu sarıklarla başlarını sarmış meleklerle takviye eyledi, kuvvetlendirdi efendim kafirlere karşı. Melek gönderdi Allah, benim ordumu kafirlere galip eyledi Bedir'de ve Hüneyn Harbi'nde. Nasıl melekler? Sarıklı melekler. Şu sarığı sarmış olarak. O meleklerle Allah beni takviye eyledi Bedir Harbi'de, Hüneyn Harbi'nde. Tamam. Evet, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Müsevvimin diye geçiyor. Minel melaiketi müsevvimin. İşte ne demek? Başına böyle sarıklar sarmış melekler Bedir Harbi'nde geldiler. Efendim müminleri teyit ve takviye eylediler. Aralarına katıldılar. Kafirlerin boyunlarına, parmaklarına vurdular melekler. Böyle buyuruyor. Fadribu minhum külle benan. Parmaklarına vurdular. Anak, unuklarına, boyunlarına vurdular. Melekler nasıl vurur, nasıl yapar? Bilmeyiz. Yani insan bazı şeyleri görüyor, bazı şeyleri görmüyor. Melek gönderdi. İnsanların sayısı azdı. 313 kişilerdi. Kafirler onların 3 misli fazlaydı. Efendim, daha iyi silahlı, daha iyi binekli idiler. Allah melek gönderdi. Nasıl melek göndermiş? Şu sarıklarla sarıklanmış melekler gönderdi. Tamam. Olabilir. O harfleri biz görmedik. Tarih kitaplarından okuyoruz. Tamam, öyle melekler gelmiş. Ama cümlenin öbür tarafı önemli. Ne diyor? İnnel imamete, ayn ile bu. Amame de okunur, imame de okunur. İmame diye hareketlemiş burada baskıyı yapan. İnnel imamete hacizun beynel küfrü vel iman. Bu sarık küfür ile iman arasında alameti farikadır. Yani mümin sarık sarar, kafir sarmaz. İşte fark iman alametidir yani sarık. Şimdi niye bu kısmı çok önemli bu hadis-i şerifin? Niye bu söz önemli? Bu hadis-i şerifin bu kısmı çok önemli. Bazı kimseler sarığın aleyhinde. Olursun, İslam'ın da aleyhinde olan var, imanın da aleyhinde olan var, Kur'an'ın da aleyhinde olan var, Allah'ın aleyhinde olan var. İnkar eden var, ateist. Tanımam diyor. Tanımazsan tanıma. Cehenneme kadar yolum var. Bana ne? Efendim, dert değil ama bir de Müslümanlardan efendim neymiş bu sarık?
Ha gel gör bakalım gel. Otur bakayım karşıma. Sarık neymiş gör. İnnel imamete hacizun beynel küfri vel iman. Küfürle iman arasında fark işte budur. Sarıktır. Peygamber Efendimiz sarık sarmış mı? Sarmış. Nasıl sarmış? Bazen takkenin üzerine sarmış, dolamış. Bazen takkesiz sırf sarık sarmış. O da var. Sarıksız kıldığı olmamış mı? Olmuş ama sarığı met ediyor. Yani olmuştur. Bizim evde de oluyor. Ben bu hadisleri bildiğim halde sarık yıkanmaya gidiyor, ben sarıksız kalıyorum. Bak istiyorum sarık sarmayı ama sarık olmuyor. Yıkanacak, kirleniyor. Burası tozlanıyor. Yıkanacak. O zaman mecburen sarıksız oluyor. Veya efendim mesela hadi camiye gidiyoruz, camideki sarığı başıma geçiririm, namazı kıldırırım diye. Geç kalıyorum, bakıyorum birisi geçmiş, sarık onun başında, gitti bizim sarık onun başına. Ben kaldım sarıksız. Bazen oluyor böyle yani. Peygamber Efendimiz sarıksız da kılmış ama sarıksızlığı methetmemiş de sarığı methetmiş. Bak, sarık imanın alametidir. Melekler sarıklıydı diye şey yapıyor. Başka hadis-i şerifler var. Diyor ki Peygamber Efendimiz sarıklar el-amaimu imame kelimesinin çoğuludur. Amaim. Sarıklar ticanül arabi. Arabın tacıdır. Arabın başının tacıdır sarıklar. Bu sarıkları bıraktığı zaman Araplar hayır kalmaz kendilerinde. Bak şimdi Suudi Arabistan'a gidiyorsun, Yemenliler güzel sarık sarıyor. Tamam, onlar işte eski İslam bilen insanlar. Sudanlılar Allah'ım ne kadar güzel sarık sarıyorlar. Kocaman böyle güneş filan geçmez, başı gölgeli, dinç, güneş çarpması olmaz. Efendim boylu poslu da filan gibi, Selvi gibi efendim insanlar, Levent gibi her birisi. Güzel sarıkları var, bembeyaz giyiniyorlar. Tamam, Sudanlılar sarılıyor. Efendim Yemenliler sarılıyor. Afganlılar sarılıyor. Efendim İranlılar. Aman ne lüks, ne güzel giyinir o İranlılar. Cübbeleri, efendim şeyleri böyle kat kat. Ne kadar güzel böyle şey yapılmıştır. Gayet güzel sarıklı. Araplar ne yapıyor? Araplar dört köşe bir yazgıyı, örtüyü üçgen yapıyor. Başına öyle örtüyor. Arka, bir de uzun enteri giyiyorlar. Uzun enteri giyiyorlar. Yani hendekten atlamak istese eteğe takılıyor, böyle açılmıyor fazla. Hani dar etekli kadınların böyle yürüdüğü gibi efendim şey yapamıyor. Bir de başına kadın, bizim memleketteki kadınların örttüğü gibi şey giyince arkadan "Aa şu hanıma bak" derken dönünce bir de bakıyorsun buradan kocaman sakalını görüyorsun. Hay Allah, erkekmiş diyorsun. Tövbe diyorsun filan. Ne bu? Efendim bu da sarık yerine geçer. Ya bak sarık sarmaktan geliyor. Sarık yerine geçer mi bu? Sarmaktan geliyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sargı ne kadar çok olursa sevap o kadar çok olur. Biraz şey olacak, büyük olacak. Kimisi böyle keçi kuyruğu kadar küçük sarık yapıyor. Tırık şuradan sokuşturuyor. Azıcık bir şey mendili kıvırmış sarık yapmış. Öyle olmayacak. Hocamız derdi ki sarık biraz şöyle anlı şanlı olmalı. Yani insan ölse kefen olacak gibi bir işe yaramalı yani. Hani kefeni başlarına sarık diye dolayıp harbe Allah rızası için giderlermiş. Sarığın biraz böyle şeyi var. Şimdi burada bir kusur ortaya çıkıyor muhterem kardeşlerim. Yani bizim kafirlerden tabii problemlerimiz var. Kafir, kafir, düşmanımız, tamam. Müşriklerden problemimiz var, ateistlerden problemimiz var. İllallah bir de Müslümanlardan problemimiz var. Her şeyde dikilirler karşımıza. Efendim ne lüzum var sarığa? İşte bundan lüzum var. Ne lüzum var tesbihe? 33 defa Sübhanallah diyeceğim şimdi, hesap makinesi mi kullanayım? Tak taka tak taka tak taka öyle bir şey yapayım işte tesbih. 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber. Bidat, bidat değil. Sünnet Efendimiz yapmış, Peygamber Efendimiz'in ashabı yapmış. Hazreti Ebu Hüreyre'nin 2000 düğümlü ipi varmış. Ne yapsın? Boncuk takamıyor. Kurnazlık. İpi düğümlemiş, düğümlemiş, tesbih yapmış. Tıkıdık tıkıdık o da öyle çekiyor. 2000 düğümlü tesbihini çekmeden şey yapmazmış, yatmazmış. Bak sünnet işte. Yani Müslüman olduğu halde, Allah razı olsun, Müslüman olduğu halde bize kan kusturan insanlar da var.
Nasıl kan kusturuyor? Efendim bu hadis-i şerifin senedi sahih mi? İnceleyelim. Tabii biz hadis alimi değiliz ki. Ne yapıyoruz? Mantıklı bir cevap vermek için tamam inceleyelim, araştıralım, söyleyelim. Sonra getiriyoruz. Tamam sahihmiş bu hadis diyoruz. Hadi bakalım. Yuttun mu hapı? Hadi sahihmiş, hadi bakalım. Yap bakalım hadi. Sahih olduğunu anladın. Şimdi yapmak boynuna borç oldu. Madem sahih olduğunu sordun, sahih olduğunu da anladın. Hadi bakalım şimdi yap. Niye hala kaytarıyorsun? Niye hala yan çiziyorsun? Demek ki sahih olmasaydı ensemde boza pişirecekti. Bir sahih olmasaydı çekeceğim vardı. Kadının birisi geldi burada bana soruyor. Efendim İslam'da çarşaf meselesini sordu. Çarşaf ile giymek lazım demek istiyor. Şurada bizim yandaki kısımda kadınların namaz kıldığı zaman daha sonra oraları yıktık, geniş yer yaptık. Delilin ne? Dedi bana. Yani ben dedim ki çarşaf mecburiyeti yok. Örtünme mecburiyeti var. Neyle örtünürse örtülebilir dedim. Delilin ne? Delil istiyorsan bir dahaki hafta hazırlanayım, delilleri getireyim. Bir dahaki hafta gittim dedim, geçen hafta bana burada soru sormuş, çarşaf hakkında soru sormuş bir kadın vardı. Bu hafta sözleşmiştik, vaatleşmiştik burada. Çıksın meydana. Tabii erkekse çıksın diyemiyorsun, hanım zaten. Efendim? Çıkmadı. Hanım olduğundan çıkmadı. Sormuştun. Ben de o zaman dedim bak, filanca fetva kitabında, falanca fakihin eserinde, filanca yerde böyle yazıyor. Yani örtünmek esastır. Örtünmenin şekli beldelere, örfe, iklime bağlı olarak değişebilir. Mühim olan örtünmektir. Örtünmenin ana esasları vardır. Kalın olacak, yani altını göstermeyecek, şeffaf olmayacak, dar olmayacak. Vücudun örtülmesi gereken yerlerini örtecek. İşte söyledim. Hadi bakalım bundan sonra artık söyleyince sana da ona ittiba etmek mecburiyeti geliyor. Ama kimisi böyle karıştırır ortalığı, fırt kaybolur. Ondan sonra yok. Nerede? Yok. Kim bu? Müslümanım diyen insan. Gel bir mesele sordun, cevabını da aldın. Daha ne istiyorsun? Efendim el öpülür mü? Öpülür. Mesela el öpmek de bir ihtilaf. Öpmüşler, Peygamber Efendimiz'in elini de öpmüşler, ayağını da öpmüşler. Sen peygamber misin? Sübhanallah. Ya Peygamber Efendimiz yanlış olan bir şey kendisine yaptırtmazdı. Yanlış olduğun bir şey yaptırtmazdı. Yani Peygamber Efendimiz'in akvali, sözleri, efali, hatta sükutu bile, sükut ediyorsa demek mahsuriyet demek. Tasvip ediyor demek. Yoksa tasvip etmese susmazdı Peygamber Efendimiz. Hadisi bilmiyor musun sen? Yani kim dedi sana peygamber olduğunu, kim söyledi? Öyle bir şey söyleyen yok. Ama ulemanın eli öpülür diyor alimlerimiz. Birisi burada gelir giderdi bir kardeşimiz. Efendim, biz kapıdan geldiğimiz zaman ayağa kalkıyorlar. Tabii benim için kalkmaları gerekmez. Ben sizin aciz bir kardeşinizim. Ama diyelim ki bir alim geldi, ne olacak? Hani çok büyük bir zat geldi. Hani ben küçüğüm de büyük bir zat geldi, ne olacak? Kalkılır mı kalkılmaz mı? Mesele nasıl? Kalkılır. Peygamber Efendimiz kendisi buyurmuş, kalkın, kumu li seyyidiküm. Kalkın bakalım şu gelen efendiniz için diye. Efendim, Ensar'ın eşrafından bir zat-ı muhterem gelince, kalkın bakalım şunu ayağa demiş. Demek ki kalkılıyor. Tamam, o zaman şey yapma, itiraz etme. Yani bilmeyen karışmasın. Kimisi bilmeden karışıyor ve ortalığı karıştırıyor ve şüphe meydana getiriyor. Biz Resulullah neyi emretmişse yaparız. Neye müsaade etmişse tamam, neye müsaade etmemişse yapmayız. Bu kadar mantığımız güzel. İşte bak, burada sarığı methediyor. Onun için ben de bu sarığı takıyorum. Sucuk gibi terliyorum. Efendim, çeşme gibi iki tarafımdan sular akıyor. Arkadaşlar şey gönderiyorlar, efendim, mendil gönderiyorlar sinirlerim diye. Cübbeyi, sarığı geçiriyoruz. Neden? İşte bak, sarık takmak sevap. Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan 70 kat daha sevap. Onun için şey yapıyoruz. Bazı kardeşlerimiz aranızda bakın sarık sarmış. Neden? Bunu biliyor da ondan sevap kazanmak için sarıyor. Kiminin şurasında oluyor, kimisinin şurasında oluyor, çıkartıyor, sarıyor, Allah-u Ekber, namazı öyle duruyor. Evet. Bir hadis daha okuyalım, kapatalım bugünkü dersi. اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَمَرَن۪ي بِمُدَارَاتِ النَّاسِ كَمَا اَمَرَن۪ي بِاِقَامَةِ الْفَرَائِدِ Tirmizi
efendim rivayet etmiş, Deylemi rivayet etmiş, Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemizden, Ayşe anamızdan rivayet eylemiş bu hadis-i şerifi. Ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde? Diyor ki Peygamber Efendimiz, ümirtu, innallaha azze ve celle emereni, aziz ve celil olan Allah bana emretti. Aziz ne demek? Son derece kıymetli demek veya her bakımdan sözünü yerine getiren, her şeye galip gelen demek. İki manası var. Sonra celil ne demek? Yüce demek. Çok yüce olan ve çok kıymetli olan veyahut her şeye hükmü nafiz olup her şeye galebe eden kudret sahibi Allah Celle Celaluhu bana emretti. Niye emretti? Bir müdaratin nas. İnsanları dirayetle idare etmeyi bana emretti. Kema emereni bir ikametin faraiz. Farizaları, farzları yapmayı emrettiği gibi insanları dirayetle idare etmeyi de bana emretti Allah. Ha, dirayet ne demek? Anlayış demek. Dirayetle müdaraat ne demek? İnsanları müdaraat etmek ne demek? Anlayışla, hoşgörü ile efendim idare etmek demek. Yani vaziyeti idare et diyoruz ya bazen. Tamam, yani aklını kullan, mantığını kullan, idare et vaziyeti diyoruz. Onun gibi. Şimdi insanların hepsinin aklı aynı değil. Bilgisi de aynı değil. Efendim huyları da aynı değil. Hepsine aynı muamele yapılmıyor. Bakıyorsun haline, tavrına, ahlakına, huylarına, efendim kafasının yapısına göre ona bir muamele yapmak gerekiyor. Efendimiz buna çok riayet ederdi. İnsanlara akılları ölçüsünde söz söylerdi, anlayabileceği kadar söz söylerdi. Hoş görür. Hoşgörü ile ve şeyle idare ederdi. Bu da önemli. Biz ne yapacağız? Biz de öyle yapacağız. Biz de İslam'ı temsil ediyoruz. Müslümanız çünkü. Herkes bizi sakalımızdan, bıyığımızdan, kılığımızdan, kıyafetimizden bakıyor, bu Müslüman. Tamam, evet Müslümanız elhamdülillah. Şeyimiz yok. Halimizden memnunuz, hamd ediyoruz. Müslümanız. Ha, İslam'ı temsil ediyoruz. Her hareketimiz önemli. Herkes böyle bir kusur arar. Bir şey yapsan bak şu hacının yaptığına. Bir söz söylesen bak şu hacının söylediğine. Hemen parmağı takar kusura. Onun için sözüne, sohbetine insanın dikkat etmesi lazım. Ölçülü konuşması lazım. Dikkatli konuşması lazım. Dikkatli davranması lazım. Bir de Müslümanlığın sahibi benim, sen ne olursan ol gibi karşı tarafı uçuruma yuvarlayacak, yani inkar edip de ahiretini mahvedecek bir duruma itmemek lazım. Düşürmemeye çalışmak lazım. Rahmetli annem her zaman söylerdi, bir anne varmış derdi. Kendi çocuğuna 30 sene hiç emretmemiş. Bir şey buyurmamış, şunu şöyle yap diye. Neden buyurmamış? Dinlemezse anaya babaya asi evlat olur, Allah sevmez diye. Hiç şey yapmamış. Bizim hocamız ne yapardı cennet mekan? Mehmet Said Efendi. Aç şu kapıyı, kapat şu kapıyı, gel buraya, getir şunu, götür bunu der miydi, demez. Ne yapardı? Kapıyı açsanız nasıl olur acaba? Derdi. Sıcak mı oldu acaba? Camı açsak mı? Derdi. Ne demek bu? Hava sıcak oldu, aç şu camları demek, biraz ortalık hava alsın. Öyle demezdi, aç demezdi. Çünkü açılmazsa mürşid-i kamile muhalefetten ceza yer. Onu dedirtmezdi. Acaba şöyle mi yapsak? Yok hocam, öyle yapmayalım da böyle yapalım. Ha, bu cahil, bu mürid cahil. Bak, hocanın zerafetini anlamıyor. Anlamıyor. Hoca senden akıl istemiyor ki, onun kaç kat nesini biliyor, ben biliyorum. O konuyu biliyorum mesela, ben böyle uzaktan seyrediyorum, böyle şu televizyon kamerası gibi seyrediyorum, gülüyorum. Bu tamam, bu cahil. Neden? Hocamız da bilmiyor sanıyor. Hocamız biraz böyle şey konuşurdu. Efendim, mesela arkada kardeşler der, tamam. Yani Anadolu telaffuzu, kardeşler. Arkadaşlık pek iyi demekle kaimdir derdi. Pek iyi deriz biz şimdi şeyde. İstanbul telaffuzunda pek iyi deriz. O pek iyi demekle iyi. İyi yani.
Biz iyi diyoruz, Anadolu iyi der. Efendim böyle şey yapardı. Şalvar giyerdi. Cübbe giyerdi hocamız. Sakalı vardı. Herkes bakardı, severdi. Yakışıklıydı. Çok yakışıklıydı. Birisi bana soruyor. Ankara'da bizim mahallemizde geldi de hocamız, biz Ankara'dayken geldi bana, kim bu yakışıklı adam diyor. Daha tanımıyor hiç. Hocamızı, yakışıklıydı, güzeldi yani. Ama giyinişi itibariyle böyle millet bir şey bilmiyor sanırdı. Cahil sanırdı, ümmi sanırdı, arifti. Allah bildirince biliyor. Kalbinden geçenleri söylerdik sana. Arkasından giden insana şurada kapıdan çıkarken dönüp öyle şey olmaz, düşündüğün yanlış dediğini biliyoruz. Yani Allah'ın evliyası. Ya şöyle mi yapsak deyince ötekisi anlamıyor bir türlü, bin bir türlü laşıyor. Ya senin o söylediğin bir kere yanlış. Onun alasını o biliyor. Senden de akıl sormuyor aslında. Öyle yapmanı kibarca söylüyor. Anla da peki efendim de yap. Evet, insanları idare etmek tabii çok önemli. İnsanları akıllarına göre idare etmek çok çok önemli. Biz de öyle yapacağız. Biz de kimseyi kızdırmayacağız, mümkün olduğu kadar üzmeyeceğiz, İslam'dan soğutmayacağız, İslam'a ısındırmaya çalışacağız, İslam'ı güzel olduğunu ona anlatmaya çalışacağız, benimsettirmeye çalışacağız filan. Yani biz de bununla, Peygamber Efendimiz bunu niye söylemiş? Ben böyle emrolundum. Ne demek? Siz de böyle yapın demek. O da bir zarif emir işte. Allah bana insanları dirayetle idare etmeyi emretti, farzları yapmayı emrettiği gibi. Ne demek? Siz de öyle yapın demek. Siz de insanları idare edin demek. Etrafınızdaki insanları idare edin. İslam'ı sevsinler, sizi sevsinler, İslam'a ısınsınlar, gönülleri yumuşasın, Müslüman olsunlar. Sonra gelip Kur'an'ı dinleyince, işin iç yüzünü anlayınca zaten kendi kusurlarını anlarlar. Bin kere pişman olurlar. Ben cahilken neler yapmışım, tövbe yarabbi, estağfurullah derler. Evet, biz de muhterem kardeşlerim, ama bu müdarat taviz demek değildir. İhtar ediyorum, not düşüyorum altına, açıkça söylüyorum, taviz demek değildir. Peygamber Efendimiz hiç taviz vermezdi. Hak neyse onu söylerdi. Haksızlık olduğu zaman dobra dobra yanlış olduğunu söylerdi. Kim olursa olsun, nerede olursa olsun. Hakkı söylemekten vazgeçmek değil bu. İnsanların ahlakına, aklına göre onu idare edip, hoşça tutup, efendim, alttan alıp, gönlünü yapıp, netice itibariyle kazanmak. Yoksa taviz vermek değil. Sen zaten Allah'ın emrettiği şeyi yapmayın demeye selahiyetli değilsin. Allah'ın yasakladığı şeyi de hadi ben müsaade ediyorum yap demeye de selahiyetli değilsin. Emri iptal edemezsin, yasağı efendim delemezsin. Ne yapacaksın? Allah'ın emrini tutturacaksın. Hem tutacaksın hem de başkasına tutturacaksın. Emri maruf. Nehyi münker. Allah'ın yasağını hem kendin yapmayacaksın hem de başkası yapmak istese yaptırtmayacaksın. İslam'da hürriyet yokmuş. Yok dedik ya, başında söyledik ya, daha ne istiyorsun? İslam'da kötü şeyleri yapma hürriyet yok. Senin nizamında da yok. Avrupa'daki nizamda da yok. Yani İslam'da hürriyet yok diye şıkır şıkır oynayacak halinde yok senin. Sende daha beter, daha beter şeyler var. Yasaklar var. Haksız yasaklar var. İslam'da İslam beş şeyi korumaya çalışıyor. İnsanın sağlığını korumaya çalışıyor. İmanını korumaya çalışıyor. Vücudunu korumaya çalışıyor. İslam'ın emirlerinin amaçları itibariyle malı korumaya çalışıyor, nesli korumaya çalışıyor. İslam'ın beş amacı var. Mala telef veremezsin. Nesli heba edemezsin. Aklını yok edecek içkiyi içemezsin. Efendim vücuduna zarar veremezsin filan. Bunların hepsi İslam'ın ana amaçları. İslam bunları yapmak istediği için yasaktır bazı şeyler. Tabii vücuduna zararlı şey yasaktır. Aklını başından alacak şeyler yasaktır. Neslini berbat edecek şey yasaktır. Tabii imanını berbat edip de seni cehenneme düşürecek şey elbette yasaktır. Bunu anlamak lazım. Allah-u Teala Hazretleri bizi İslam'ın güzelliklerini anlayıp has Müslüman olup olarak yaşamaya muvaffak eylesin. Kamil Müslüman olarak, ihlaslı Müslüman olarak, tam Müslüman olarak, işin iç yüzünü anlayarak, Allah'ın kendisini gördüğünü bilerek, kendisi de Allah'ı görüyormuşça makamı ihsanda Allah'a güzel ibadet etmeyi
cümlemize nasip eylesin. Ömrümüzü rızasına uygun geçirip huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmaya muvaffak eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Cehennemine düşürmesin, azabına uğratmasın, ateşlere yakmasın. Tabi cehennem sadece ateş değildir. Buzdan da cehennemler varmış. Onu tabi yeri gelirse anlatırız. Sadece azap değil, mühim olan sadece ateşle azap değil, çeşit çeşit azapları var. Mühim olan Allah'ın azabına, kahrına, gazabına uğramamak. Uğramayacak şekilde yaşayıp ahirette Allah'ın lütfuna, efendim ihsanına, ikramına ermektir. Allah bizi ihsanına erenlerden eylesin. Azabından kurtulanlardan, azabına uğramayanlardan eylesin. Fatiha-i Şerif.